Merhabalar arkadaşlar. Hikayelerimize hoş geldiniz. Bugün yine bir çok kısa hikayemiz var. Hemen başlayalım bakalım. Bugün hikaye ne hakkında? Umarım iyisinizdir. Geçen gün okuduk ve okuduk, çevirdik. Çevirdikten sonra yazmaya çalıştık. Bu da aynı bir şey yapmaya çalışırım. Yani kısa hikayeler zaten. So best child. Best ne demek? Best en iyi. Ve iyi, daha iyi, en iyi. Onları hızlıca hatırlatalım. So good, better, best. So best en iyi çocuk. En iyi çocuk. Bakalım bu hikaye ne hakkında? Bu en iyi çocuk hakkında. Hikaye neler diyorlar? Başlıyoruz. Adam always listens to his mother. He always does what she tells him. If his mother says, "Brush your teeth," Adam brushes his teeth. If his mother says, "Go to bed," Adam goes to bed. Adam is a very good boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him twice. Adam is a good boy. He does what his mother asks. He does what his mother asks the first time. She tells Adam, "You are my favorite child." Of course, Adam is her best child. Adam is her one and only child. Ay, bu tatlı. Güzel. So, we are going to translate and let's see what this story is about. Let's translate together. Burada çoğu geniş zaman kullandık. Evet. Let's see. So Adam always listens to his mother. Adam isim. Türkçe Adam. Erkek ama burada isim. So Adam always listens to his mother. Adam sürekli onun anneyi dinler. Siz burada dikkat etmelisiniz. Yani listens to. Yani çoğu yani listen his mother değil. O hatta bazen öğrenciler yapıyor. Listen his mother. Hayır. Listens to. Listen to music, listen to me gibi. So listens to his mother. He always does what she tells him. So o her zaman annesi ne ona söyler onu yapar. So she does what she tells him. Burada arada what var ama buradaki soru sormak için değil. Çünkü normalde mesela what is your name, what's your name? O ne anlam veriyor ama burada değil. Devam ediyoruz. If his mother says brush your teeth, yani burada if güzel geldi. So if onun annesi dese dişlerini fırçala. So brush your teeth burada bir emir gibi. So if his mother says brush your teeth, Adam brushes his teeth. Onun annesi dişlerini fırçala dese Adam dişleri fırçalar. If his mother says go to bed, Adam goes to bed. Onun annesi dese yatağa git. Adam yatağa gider. Adam is a very good boy. Adam çok iyi bir çocuk. A good boy listens to his mother. Güzel bir oğlan ya da çocuk onun anneyi dinler. His mother doesn't have to ask him twice. Burada güzel bir malumeli have to zorunda gibi bir şey geldi. So his mother, his onun. Burada his var, him var. Him ne demek? Ona. His onun mesela onun dişleri, onun annesi, onun annesi, onun annesi var. So his mother doesn't have to ask him twice. Onun annesi iki kere sormak gerek yok. Adam is a good boy. Adam güzel bir çocuk. He does what his mother asks him. Asks the first time. So onun annesi ne sorar ya da ne söyler? Sadece bir defa söyler ve yapar. So first, ilk defa söyler. Adam dişlerini fırça koşar, fırçalıyor. She tells Adam, "You're my favorite child." So annesi, she, kullandı burada. Tekrar söylememek için mother, mother, mother. Yani she kullandık. So annesi Adam'a söyler. You are my favorite child. Sen benim favori çocuksun. Of course, Adam is her best child. Tabii ki, of course, tabii ki. Tabii ki Adam onun en iyi çocuk. Adam onun tek çocuk. Tek
Biricik galiba Türkçe biricik. One and only. One and only. Biricik çocuk. Adam. Onun. So arkadaşlar geçen ders yaptık gibi bu derste aynı bir şey yapacağız. Biz ne yapacağız? Bizim o güzel kitabımız. Bilmiyorum sizin kitabınız nasıl gözüküyor. Benimki burada. Umarım o kitabımız yanınızda. Ve hemen buraya bakıyoruz. What is the story about? Yani bu hikaye ne hakkında? Ha, ben başlangıcı size vereceğim. Sonra ya devamı siz yazacaksınız. So, geçen derste dedik the story is about. Bu aynısı kullanmayalım. Başka bir şey kullanalım. The story talks about. Yakın, birazcık değişik. Yani konuşurken sürekli the story is about, the story is about kullanmamak için the story talks about. Yani bu hikaye ne hakkında konuşar? Bir çocuk, bir güzel çocuk hakkında konuşur. So the story talks about a good boy. Burada orada mesela what kullandılar. Biz de kullanalım mı? Biz de who kullanalım. Bu konu bilmiyorsanız YouTube'dan yazmalısınız. Relative clause. Yani nasıl yazacaksınız? Relative clause. Ve öğreneceksiniz nasıl buradaki who, what soru olarak kullanmayacaksınız ama yani bir bağlaç olarak kullanacaksınız. YouTube'dan galiba yani çoğu hocalar bu konu çektiler. Hatırlamıyorum ben galiba daha çekmedim. Belki çekeceğim ileride. Bilmiyorum bu hikaye ne zaman izliyoruz, devam ediyoruz. The story talks about a good boy who listens to his mother all the time. So, listens all the time. O hikayede onlar hep diyorlardı always. Always demek istemiyorsak yani çünkü böyle tekrar oldu sanki. All the time kullanabiliriz. So the story talks about a good boy who listens to his mother all the time. Okay. Devam etmek istiyoruz diyebiliriz. Mesela annesi bunu söyler ve çocuk yapar. Bunu söyler ve çocuk yapar. Geri kalan sizin elinizde bırakıyorum. Güveniyorum size. Yapabilirsiniz. So, bakalım. İkinci soru. Yazdıktan sonra bu hikaye ne hakkında ne yapacağız? Bizim düşünceleri ekleyeceğiz. What do you think of Adam? Yani diyeceğiz mesela galiba Adam böyle ya da bilmiyorum karşılaştırabilirsiniz. Ben çocukken ben de Adam gibiydim ya da ben çocukken onun tam tersiydim. Annemi hiç dinlemezdim gibi bir şeyler. Siz de sizin çocukluğuyla karşılaştırabilirsiniz. Ya da çocuğunuz varsa çocuğunuzla diyebilirsiniz. Evet çocuğum da böyle dinler. Ya da çocuğum öyle de öyle değil. Ona söylesem dişlerinin fırça yapmayacak. Bağırmam lazım. Sonra dinleyecek gibi bir şeyler. Arkadaşlar günlüğünüzde yazmalısınız. Günlük tutmanın faydaları nelerdir? Biliyor musunuz? Bizim memory, yani it improves memory. Improve ne demek? Improves memory. Improve gelişmek. Memory, yani hatırlamak, hafıza bazen. Mesela telefon, memory card gibi. So improves memory. Günlük tutmanın faydaları nelerdir? Faydaları, her zaman bir şeyler yazdığında yani senin şeyi gelişecek. Biz neden yazıyoruz? Çünkü çoğu öğrenciler diyor ben kelimeler öğreniyorum, unutuyorum. Öğreniyorum, unutuyorum. Bunu azaltmak için, daha üstesinden geçmek için buradan bir şeyler öğrendin. Aynı kelimeleri kullanarak yazmalısınız. O zaman öğrendiğiniz bir şeyleri çok daha oturacak. Çok daha düşünceleriniz böyle. Mesela bazen derslerde öğrencilerime bu hikayeleri diyorum oku ve bana anlat ne hakkında. Ve diyor düşüncelerim yani böyle düzenli değil. O zaman günlük tutsanız düşünceleriniz düzenli olacak. Ve siz de bu kelimeleri, kalıpları kullanmak istediğinizde daha kolayca kullanacaksınız. Çünkü sizin hafızanız yavaş yavaş gelişecek. Yavaş yavaş. So arkadaşlar dersimiz bu kadar. Umarım bu sizin için faydalıydı. Görüşürüz. See you next time. Take care of yourselves. Ve tekrar yine bir teacher Olivia. Onun ismi söylerim size. Teacher Olivia bu materyalleri hazırlamaya bana yardımcı oluyor çünkü.
Yapamam bazen. Ve ona çok teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.